Yani caminin minarelerinden Allah Azze ve Celle Hazretlerinden dua edilmesi, yağmur istenilmesi Müslümanım diyen adama batıyor değerli kardeşlerim. Batıyor yani. Her yanmışız, gitmişiz, kül olmuşuz, şimdi minarelerden yağmur duası istiyorlar. Ne yapacağız? Söyleyin siz yapın siz. Allah'tan başımıza yardım edecek bir yaratıcı varsa söyleyin onun kapısına gidelim. Sevgi, saygı ve muhabbetlerim. Hatta söylemişsin bu itirazda bulunan kişiler. Evet, ateş düştüğü yeri yakıyor. Hiç kolay değil, yananlar, evi bankı gidenler, malı mülkü gidenler hiç kolaylamıyor. Rabbim yardım ver, yardımcılar olsun. Ama yani Allah'tan dua ve niyazda bulunmak, rahmetini istemek, yağmurun yağmasını istemek, niçin birilerini zoruna gidiyor, niçin bunu bu şekilde yapıyor? Ne diyor? Efendim diyor, tekbir getirecekmişiz, yağmur sönecek. Allah'tan korkun ya. Fiili duanı yaparsın, kalbi duayla destek versin değerli kardeşler. Bunu kim söyler? Akşama kadar değil, 7-24 saat camide oturalım, tekbir getirelim, dua edelim ama yangına girip bir su sıkmayalım, vallahi billahi tallahi o yangın sonunda. Ama ne yapacağız? Yangına girip yardım edeceğiz, söndürmesi için çalışacağız. Bunun yanında da dua ordusuyla, dua gücüyle o yangını söndürmesi için dua edeceğiz. Niye bu birilerin zoruna gidiyor? Rabbim böyle olmaktan, böyle aklı seyir olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Şer güçleri, böyle şer durumları olanlar, şerinden cümlemize emin eylesin inşallah derimiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sabırla ilgili bize birçok ayet gelmesine diyor ki sabredin diyor. Ben en musibetlerine bu musibetlere karşı sabredin ki diyor, kazanasınız diyor. Bak Âl-i İmrân Suresinin 200. ayet gelmesine Rabbimiz buyuruyor. Bismillah. يَا اَلَّا الَّذ۪ينَ اَعْمَنُوا اسْبِرُوا وَسَعْبِرُوا وَرَابِرُوا وَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ey iman edenler! Sabredin, sabır yakışında düşmanlarınızı geçin diyor, düşmanlara karşılık diyor. Ne yapın? Sabır da bulun diyor yani. Yine ayet-i kerime bak. Bakara suresinin 155 ve 157. ayet kerimeleri. Ne diyor Rabbimiz? Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Bu ayet kelimeleri genelde hepiniz çok duyuyorsunuz ama ne manaya geldiğini bir onu da araştırmıyoruz, okumuyoruz yani. Belki okuyan hocalar da bunu okuduğunu söylemiyor. Genelde bu ayet kelimeleri cenazeler dokundu be arkadaşlar. Taze çadırlara dokundu. Ne diyorsun? Rabbimiz diyor ki وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Andolsun ki diyor Rabbimiz, sizi biraz korkunun ve bir açlıkla, bir de malda, canlı ve ürünlerden eksilterek deneriz, sabredenler müjdeler. Şimdi gelen bela ve musibetler kimden geliyor müjdeler kardeşler? Rabbimiz Azze ve Celle Hazretlerinden. Ama ne diyor şair? Kula bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça diyor. Demek ki bizim bir azgınlığımız var. Bizim bir o bizi yaratanı tanımamazlığımız var. Ondan dolayı belki bu sıkıntılar, bu musibetler geliyor. Andolsun ki diyor, sizi biraz korkutun, sizi korkutun diyor Rabbimiz. Ondan sonra açlıkla, sizi diyor açlıkla imtihan ederim diyor. Ondan sonra size vermiştir diyor mal. Hani övüyordunuz ya, benim malım var, şu kadar arsam var, şu kadar mülküm var diye hava atıyordunuz ya diyor. O mallarınızı elinizden almakla diyor. Başka sizi canlarınızla diyor, evladınızla imtihan ederim, evladınızı elinizden alırım diyor, karınınızı alırım diyor. Babamızı, annemizi elinizden alırım diyor, yeri yeri kendi canımızı alırım diyor. Ve diyor, ürünlerinizden diyor, eksilterek diyor sizleri denerim diyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sabredenleri müjdele diyor Rabbimiz. Ayet-i devamlı, اَلَّذ۪ينَ اِلَى اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar, yani kimler? Bu bela ve musibetler başlarına geldiği zaman Allah'a sabredenleri başına gelince o kimseler ne derler? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi, biz sana aitiz ve şüphesiz ancak ve ancak sana döneceğiz derler bunlar. Bunu devamlı söylüyoruz değil mi? Sena verildiği zaman, bir cenaze olduğu zaman, sena duyduğumuz zaman, sena bittikten sonra da diyoruz? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a biz ondan geldik de ona döneceğiz diyoruz. Bunu söylüyoruz lan. Ama başımıza bu bela ve musibet geldiği zaman aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Neler neler söylüyoruz. Allah'ı tanımamazda, Allah'ın isyankâhında varıncaya kadar cümleler sarf ediyoruz. Rabbim muhafaza buyursun derler.
Çünkü ağızda o laf çıkıp çıkana kadar ağızda laf ağzın nedir? Kölesidir. Ama o lafı söyledikten sonra sen onun kölesi oluyorsun. Onunla dolayı ki ağzımızdan çıkan sözlere, cümlelere, lafızlara ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım değerli kardeşim. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike hum muhtedun. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yolu ulaştırmış olanlar işte bunları ta kendilerine yapıyor. Rabbimiz Azze ve Celle'dir. Yani bela ve musibet geldikleri zaman biz Allah'tan biliyoruz. Bunlara sabrediyoruz diyor. Rabbimiz diyor ki kim bunlara sabrederse diyor ondan karşılığını biz inşallah vereceğiz diyor. Rabbim sabredenlerden eylesin cümlemizi inşallah. Zümer suresi 10. ayet. اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ Sabredenlere, felaketlere karşı dişlerini sıkıp göğüs gelenlere mükafatları hesapsız ödenecektir diyor. Hani devletimiz, Rabbim devletimizi daim eylesin inşallah. Birliğimizi, dinliğimizi bozmasın inşallah. Bu puslu havada ülkemizi karıştıranlara fırsat vermesin inşallah. Hani devletimiz bu yangın bölgelerine işte 50 milyon hibe falan filan gönderdi ya. Bak bu nedir? Bu dünyanın desteklemedir. Bak Rabbimiz diyor ki, kim diyor bu sıkıntılara göğüş gelirse, felaketlere göğüş gelirse, kim diyor kendisine musibet geldiği zaman, felaket geldiği zaman ona sabrederse, onlara diyor mükafatları hesapsız ödenecek. Hesapsız ya, karşına bak, nimetsiz ya. Hani şimdi 10 bin vereceğiz de 20 yıl bilmem şu kadar faizle gene alacağız değil. Nimetsiz. Cennet var, Cenab-ı Resulullah'a komşu olmak var. Ondan dolayı ki olaylar dünya gözüyle değil, bir de uhrevi gözle okumak lazım. Rabbim cümlemize inşallah her bir türlü de olaylar okuyabilmeyi nasip eylesin inşallah. Bakara Suresi 153. ayet. Diyor ki Rabbimiz, başımıza bela ve musibet geldiği zaman, Bismillah. Ya iman edenler, İstâinû bis-sabr ve salâh. Namaz kılmakla sabredin diyor. İnnallâhe ma'as sâbirîn. Allah sabredenlere beraber diyor. Başımıza bir bela ve musibet mi geldi? O gelen bela ve musibete karşı diyor. Ne yapalım? Namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin diyor. Hani şu anda dua edenlere kızanlar var ya. İşte namaz kılmak ne demek? Başlı başına dua etmektir. Rabbimiz bize buyuruyor. Başımıza bela ve musibet geldiği zaman dua edin. Duayla benimle yardım isteyin. Sabredin diyor. Ama bizim minarelerden yağmur duasını istediğim zaman alnı seni görmüş insanlar, bırakıp böyle hani adı Müslüman yaşamışsın, gayrimüslim olanlar demiyorum ya. Müslüman olan mı? Müslüman gibi duran adam iner demiyor. Hele bunlara bak, hele bunlara bak diyor. Başka işler yoktur minarelerden dua ediyorlar diyor. Gözünüzde, başınızda, dizinizde dursun değil mi? Bir kere inanacağım değerli arkadaşlar. Yapmış olduğum duaya inanacağım. Allah bize bu duadan dolayı bize yağmur rahmet verecek diye. Derler ki, yağmur duasına çıkmak için bir köyde 100 kişi yağmur duası için yükseltmeye hareket ediyorlar. İçlerinde birisi şemsiyeye gidiyor. 99 şemsiye yok. O 99 kişi bir kişiye gülüyor. Ya diyor bu güneşte bu havada yağmur mu bekliyor bile şemsiyeye geliyor. O 99'da bir Allah'a inancı sonsuz. Yani ben bu aya çıktığım zaman Allah bana rahmetini verecek mi iman ediyor? O 99 kişi de sallam seyit gidiyor. İşte bugün Müslümanların hali bu. Allah'a görünüşte inanıyor ama iç aleminde tam manasıyla Rabbimle vahyetin geleceğini ne yapıyor? Rabbim her türlü iman etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet, inanan insanların başına bela ve musibet gelmesi onlar için bir imtihan vesilesi, hatalarının affedilmesine bir sebep, sabır gösterilebilirse dünya mahiyet hayatında mutluluğa ulaşmalarına bir fırsattır diyorlar. Yani sabır gösterildiği zaman hem dünya hayatında hem ahiret hayatında mutluluğa ulaşacaklar. Bu sebeple müminin başına gelenler şer gözüyle bakmamak lazım. Size hayır bildiğinizde şer diyor Rabbimiz, şer bildiğinizde hayır vardır diyor. Size gelen bu bela da bu sebebi diyor hemen her şeyi şer gözüyle bakmayın. Hayır mı şer mi olduğunu Allah Azze ve Celle Hazretlerinden başka kimse bilmez diyor. Ondan dolayı ki gelen musibete, gelen belalara karşı feryatlarla, ağıtlarla karşılamak değil, Allah'tan gelenin hoş olduğunu kabul etmek zorunda olsa en doğru davranıştır ki İbrahim Hakkı Hazretleri Efendi böyle diyor. Ne diyor? Hoştur sana benden gelen diyor. Hoştur bana senden gelen diyor. Yahya'tun yahu kefen.
ne gördün ne malı, var mülk ya da diyor, ölüm, kefen diyor. Ya taze gönül lehmut diken diyor. Senin diyor ya Rabbi kahrında hoş, kutunda hoş. Bunu söylerken çok güzel söylüyor değil mi? Ya Rabbi senin kahrın da hoş, lütfun da hoş demek güzel. Ama lütfun geldiği zaman yere göre sığdıramıyoruz. Ama kahri geldiği zaman niye aynı metaneti gösteremiyoruz? Rabbim cümlemizi inşallah gayet kardeşler. Kahri geldiği zaman sabreden, lütfu geldiği zaman da sevilen kullardan eylesin inşallah. Evet. Bela, sabır belayı nimete dönüştürür gayet kardeşler. Nimet sabırla şükre dönüştürür. Bak ne diyor? Sabır belayı nimete dönüştürür. Nimet sabırla şükre dönüşür ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bak bu hadis-i şerif böyle seni derhal gibi. Aslında bu hadis-i şerif böyle hasreten evinin duvarını, tabi başka şeyler asılır duvarlara da onun yerine ne açmamız lazım? Bu hadis-i şerifi asmamız lazım. Ne diyor Resulullah Müslüm 1, 49. hadis? Mâni musibeti müsâdu bihel müslimu illa kufira bihâ anhu hette şevketi müşekuhâ. Yorgunluk dahi, çalıştınız, yorgunluğunuz bak, çalıştınız iş yerinde, çalıştınız, yorgunluğunuz. Sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya size kullanır. İşte size ne güzel değerli kardeşim. Başın ağrıdığı zaman isteyen gel olmayacak. Dişin ağrıdığı zaman benden niye bu, ben dişim ağrı demeyecek. Bak Resulullah diyor ki yorgun olduğum halde bile akşam gündüz çalıştı o yorgunluk var. Bu da anlıyor. Ayağındaki batan diken dahi senin günahlarına kefaret Allah nezdinde derecenin yükselmesine sebep verir. Ne ama nasıl sabredersen. Ama nasıl iyi bu gelen sıkıntıları iyi karşılarsan değerli kardeşim. Sabır nurdur. Kişiyi karanlıklar içerisinde aydınlatır. Sabır göz aydınlığıdır değerli kardeşler. Sabır hayatı hayat yapar. Belaları sana zorlukların üstesinden gelir sabır değerli kardeşler. Sabrın sonu hani biliyoruz ya sabrın sonu selamettir. Sabrın sonu selamettir o selametin sonu da cennettir değerli kardeşler. Sabır cennete götürür. Sabır kişiyi Rabbine götürür. Sabır dünya ve ahiret huzuruna mutluluğuna götürür. Rabbim cümlemizi inşallah sabredebilen kullardan eylesin derler. Her türlü her türlü şekilde ne kadar sıkıntı, bela ve musibet gelirse bu bela ve musibetlere karşı sabretmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İşte biz bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de hayatından görüyoruz değerli kardeşler. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kızı Zeynep haber gönderiyor. Babama söyleyin gelsin. Oğlum ölmek üzere lütfen bize kadar gelsin bizim yanımızda bulunsun diyor. Allah Resulü ne yapıyor? Fedef filan basmıyor. Hemen koşarak gitmiyor. Ne diyor? Söyleyin diyor ona. Kızıma söyleyin. Allah da veren de Allah. Allah da Allah. Onun katında her şeyin verdiği bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. Biz ne yapıyoruz şimdi? Ey Allah'ım! Başka ne yapıyordu kimsenin çocuğunu? Niye benim çocuğuma geldi diyoruz değil mi? Niçin bu hastalık bizim oldu? Niçin başka yerlere gitmedi? Niye benim elim yandı? Niye benim yolum şöyle oldu? Niye benim elimi sen götürdü diye bu şekilde feryat figan ediyoruz. Bak Resulullah diyor ki veren de Allah, alan da Allah. Onun katında her şeyin vakti ve saati bellidir. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. Hazreti Peygamber'in kızı Zeynep annemiz İlla Peygamber'in yanına gelmesini istediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd ibn-i Umdâ'da Muaz ibn-i Cebel'le beraber ve belli bir başka sahabelerle beraber kızı Zeynep'in evine kadar gidiyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kucağına Zeynep'in çocuğunu, Efendimiz'in torununu veriyorlar derler. Efendimiz o çocuk zor nefes almak böyle, nefes almak şeyini zor böyle. Allah Resulü o çocuğu kucağına alınca Resulullah'ın gözlerinden böyle yaşlar boşanıyor, sakalından aşağıya doğru dökülünce Sa'd ibn-i Umdâ diyor ki, ya Resulallah senden mi? Niçin böyle yapıyorsun dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki değerli kardeşler, bu benim yaptığım Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur diyor. Merhamet duygusudur. Yani gözümüzden yaş gelecek, başımızı gözümüzü vurup yıkmayacağız, başımızdan aşağı topraktan saçmayacağız, sabır olacağız. Rabbimiz Azze ve Celle Hazretleri bize verdiği zaman nasıl seviniyorsa aldığı zaman da üzüleceğiz. Merhamet duygumuzu göstereceğiz ama ne yapmayacağız? İsyankar olmayacağız değerli kardeşler.
Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir müjde daha hadis-i kutsiyle söylüyor değerli kardeşler. Diyor ki Allah Teala buyuruyor ki kulumu iki gözünü kör etmekle imtihan ettiğim zaman eğer sabrederse gözlerine karşı olarak ona diyor cennetimi veriyor. Allah'ım ekber. Hani şu anda ne diyoruz? Engelli kardeşler diyoruz. Rabbim onlara da yardım etsin inşallah. Hepimiz de aslında bir engelli adayız ya. Ondan dolayı değerli kardeşler. Bize verilmiş doğuştan ve sonradan olan engellerden dolayı bu engellere sabredersek Rabbimiz bak hadis-i kutsi, Tirmizi Zühd'de geçen bu hadis-i kutsi'de Allah diyor ki benim kulum o vermiş olduğum sıkıntılara, o vermiş olduğum eksikliklere sabrederse ona cenneti verecek. Yani bu da engelli olan kardeşlerinde bir müjde değerli kardeşler. Evet, başa gelen sıkıntılardan dolayı sabretmeyi ölüm temennisinde bulunmak nedir? Haramdır değerli kardeşler. Ben öleyim de kurtulayım da bu benim başımdan geldi de niye bana gelir demek nedir? Haramdır ki Resulullah'ın emir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Riyaz-ı Salihin'de geçen. Diyor ki لَا يَتَمَنَّنْ اَحَدُكُمُ الْلَوْتَ لُقُرِّهِ أَصَادَهُ başına bir musibet geldi de diyor hiçbiriniz ölümü temenni etmezsin. Hani şu anda diyor adam benim 3 katlı 5 katlı evim vardı yandı bir yükün oldu ben ne yapacağım şimdi? Ben ölsem daha iyidir demesin diyor bak. Ben demesin diyor. Ne desin? فَاِنْ كَانَ لَا تُفْتَ فَاِلًا فَالْيَقُونَ mutlaka böyle bir şeyi temenni etmek zorunda kalırsa diyor. İlle de diyor çok daraldı, çok sıkıldı, böyle bir ölüm temennisinde bulunacaksa diyor. Ne desin diyor? اللّٰهُمَّ اَحْلِي مَا كَانَتِ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي ey Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa, hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. وَتَعْفَنِي اِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي hakkımda ölüm hayırlı olduğu zaman da beni öldür diye dua etsin diyor derler. Direkt yani intihar et diye ölümü düşünmesin diyor. Ne yapsın? Böyle bir sıkıntı ve bela ve musibet başına geldiği zaman ya Rabbi dayanamıyorsa ne yapsın? Ne desin ya Rabbi? Benim başıma böyle bela ve musibet geldi. Yaşamam benim için hayırlıysa ben yaşat, ölmem benim için hayırlıysa ben öldür diye bir dua etsin diyor derler. Evet, yine Müslümanların müşriklerden görmüş olduğu sıkıntılar var, başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görmüş olduğu sıkıntılar var. Bu sıkıntılara bakmış olduğumuz zaman değerli kardeşler ne olmuş oluyor? Allah muhafaza buyursun, çok sıkıntı etmemiz lazım. Yani buna inşallah şimdi bir dua edeceğiz ama bu sıkıntıların, Resulullah'ın yaşamış olduğu sıkıntıların bir de bir ümmet olarak biz yaşamıyoruz. Hangi birimiz dini için taşlandı, hangi birimiz dini için ayaklarının altına dikenler serildi, hangi birimiz dini için dişi şehit oldu, hangi birimiz dini için savaşlara gitti, hangi birimiz dini için namaz kılarken başına deve işkembeler sarıldı, hiçbirimiz. Hiçbirimiz. Ben Ömer Hoca olarak bile şu kürsüden farklı bir şey söylersem acaba yerim sallanır mı diye korkarım konuşuyorum burada yani. Bak böyleyiz yani değil mi? Ondan dolayı ki en büyük bela ve musibetlere yani Efendimiz düçar olmuş, bunun karşılığında sabretmiş, ne olmuş? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ olmuş derler. Alemlere rahmet olarak yaratılmış bir insan olmuş derler. Rabbim cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed inşallah onun şefaatine nail eylesin değerli kardeşler. Kısa bir duamız var, bu duayı yapalım inşallah ezan Muhammediye geçmiş oluruz. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والعافية علينا وعلى حجنا والغزاة والمسافرين في دربك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أي اللهم إسلام ومسلمانlara yardım eyle milletimizi, ülkemizi, alem İslam'ı her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizi sabrından, yangından, senden, kıtlık ve kuraklıktan her türlü afetten muhafaza eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin,
Bizler senin aciz ve günahkar kullarınız. Bu mübarek cuma vaktinde, şu icabet saatinde acizane fakat halisane yaptığımız dualarımızı boş geri çevirme ya Rabbi. Ya İlahi Alemin, gönüllerimizi sana açtığın hükmetten yalvarıyoruz. Ya Rabbi, yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyor, tövbe ve istiğfarımızın zatına arz ediyoruz. Bizden affı mağfiret eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, gazabından rahmetine, senden yine sana sığınıyoruz. Ya Rabbi, bizi korktuklarımızdan emin eyle, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin ve ya hayran nasirin, salgınla, yangınla, sen ve heyelanlarla ağır bir imtihandayız Allah'ım. Merhamet ve şefkatinle acılarımızı bin bir ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, rahmet yükümlülüklerinle yangınlarını söndür ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, rahmet yükümlülüklerinle yangınlarımızı söndür ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, rahmet yükümlülüklerinle yangınlarımızı söndür ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayran Nasirin. Bu çetin günlerde rahmet inayetine, her zaman kimden daha çok muhtaç kullarına, bütün mahlukatına yardımını gönder ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, ormanlarda yaşamasını takdir ettiğin milyonlarca dinsiz canlılar hürmetine, diri diri yanmakta olan olanları kurtarmak için bol yağmurları gönder Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, sen her şeye kadirsin. Gücümüzü artır, sabrımızı artır, cesaretimizi artır, imkanlarımızı artır, rüzgarlarını durdur Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, yangınları söndürme mücadelesinde ülkemizi, milletimizi, görevleri başında amansızla mücadele eden kardeşlerimizi muvaffak eyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin ve ya Hayran Nasirin, zorluklarla beraber mücadelede birlik ve beraberlik, sabır ve metanet, basiret ve dirayet lütfeyle Allah'ım. Ya Erhamer Rahimin, emanet ve mesuliyet bilincimizi artır, hidayet ve istikametimizi daim eyle Allah'ım. Ya Ehel Alemin ve ya Hayran Nasirin, bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Bizleri senin rızan ulaştıracak amellere muvaffak eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bize dünya ve ahiret iyilik ve güzellikleri ihsan eyle. Bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin ya Rabbi. Azamet-i Huda'ya, icabet-i duaya, tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Kâfeyne ehl-iman vel vahicûn. Ya Rabbel Alemin, şu cuma vaktinde yapmış olduğumuz duamızı en makbulle kabul ve makbul olması için, özellikle yangınların tez zamanda sönmesi için, yağmurun tez zamanda yağması için, Allah rızası için, lillahi teâlâ fâtiha. Rabbim cümlemizden razı ve memnun olsun inşallah. Amin. Rabbim ülkemize, milletimize böyle sıkıntılar, bela ve musibetler göstermesin inşallah. Amin. Bela ve musibetlere karşı da metanet olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Ben size söyleyecektim, ne zaman Muhammed okunuyor, onu o arada söylemiş olalım inşallah. Sosyal medyanın şeyine gelerek değerli kardeşler, ne yapmayalım, birbirimizi tahkir etmeyelim. Çünkü dersimizde de söyledim, kurt sisli havayı, puslu havayı seviyor. Bizler birbirimize düşürmeye çalışanlar var. Muğla'da bir kardeşimizi yakalamışlar, yangın yapıyor diye. Adamı linç etmekten kurtarıyorlar. Linç edip kurtardıktan sonra emniyete götürülüyor. Araştırılıyor ki vatandaş kız kaçırmaya gelmiş. Yapıldığından tahkikata göre, telefondaki yapılan yazışmalara göre adam kız kaçırılmaya geliyor ama yangından dolayı linçe uğruyor.
Ondan dolayı ki adaletim var, adaleti teslim edelim böyle bir şeyler olursa, kendi adaletimizi kendimiz sağlayacaksak o zaman devlete ne hacet olmuş olur. Ondan dolayı ki değerli kardeşler, bu minvarda ne yapmamız lazım? Sabırlı olmamız lazım, metanetli olmamız lazım. Orta yolu itidali olmamız lazım. Rabbim cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e razı ve memnun olsun. Cumamız mübarek olsun. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem
sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine salavat-ı şerife getirenlerin ilahi ahir ve akıbetleri hayrola. Seyyid-i Müezzinîn Hazreti Bilal-i Habeşi radıyallahu teâlâ'nın ruhu için, kâf ve ehl-i imam ve ehl-i İslam'ın ervâhı için, sahib-i hayrat ve hasenatın ervâhı için, bu cami-i şerifin ilk temelinden bu ana kadar maddi ve manevi emeği geçen cemaat olan ve ahirete göçen kardeşlerimizin ruhları için, şu anda hazır bulunan cemaatimizin ailesinin sıhhat ve selameti için, devletimizin bekası, ümmeti Muhammed'in kurtuluşu için, yangınlardan, depremlerden, sellerden ve tüm maddi ve manevi felaketlerden halas bulmak için, bu yangınları kasıtlı olarak çıkaranların kahru perişan olması için ve Allah rızası için El-Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة çalışmaları devam ediyor. Cenab-ı Hak her
kısa sürede bu afetten de kurtulmayı bizlere nasip eylesin. Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah. Değerli kardeşlerim, evet, bugün mahzunuz, üzüntümüz çok büyük. Kaybettiğimiz kardeşlerimiz, yanan ormanlarımız, yitirdiğimiz masum canlar her birimizin yüreğini dağılıyor. Ancak biliyor ve inanıyoruz ki bizi biz yapan değerlerin etrafında kendilerinin kardeşlik şuurumuzu diri tuttukça başaramayacağımız imtihan yoktur. Tarih boyunca Allah'ın yardımı, milletimizin kararlılığı ve milletimizin azmiyle nice zorluğu birlikte göğüsledik. Bugün de devlet, millet dayanışması içinde aşamayacağımız engel yoktur. Toplumlulukça yüreklerimiz üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Nitekim Rabbimizin müjdesi açıktır. Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber kolaylık vardır. Kıymetli Müslümanlar, gün ayrışma günü değil, kenetlenme günüdür. Gün birliğimizi, beraberliğimizi ve muhabbetimizi canlı tutma günüdür. Sevinç ve mutluluğumuz gibi hüzün ve kederimizi de paylaşma günüdür. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz müminleri şöyle tarif etmektedir. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organın rahatsızlığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşte bu acıyı paylaşan bir beden gibidir buyuruyor. Değerli müminler, İbrahim Aleyhisselam'ın atıldığı ateşi söndürmeye koşan karınca misali. Bugün her birimize düşen sorumluluklar vardır. Her şeyden önce sağlığımızı ve sükunetimizi muhafaza edelim. Yangın, sel, deprem ve salgın hastalık gibi afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve tedbirli olmayı milli bir mücadele olarak görelim. Gerekli hallerde yetkili mevkilere haberdar edelim. Küçücük bir hata ve ihmalin çok ağır neticeleri olabileceğini unutmayalım. Bu vesileyle başta yangınlar olmak üzere afetlerle hayatını kaybedenlere Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz afetlerle canla başla mücadele eden kardeşlerimizin işini kolaylaştırsın. Amin. Ve onların yardımcısı olsun. Elâ en ehsene kelam ve ebdâve nidâm kelâmullâhil melikil azîzil alem. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال الله تعالى عز وجل من مقال مخيرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على Değerli kardeşlerim, bir duyurumuz var. İnşallah bugün Alanya Diyanet Vakfı olarak siz değerli müminlerden yardım talebinde bulunacağız. Rabbim Azze ve Celle Hazretleri yapacağınız yardımları dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eylesin. Allah hepinizden razı ve memnun olsun inşallah. İbadetullah, Vûsîkum bitakvallâhi ve ta'atih. İnnallâhe ye'mûr bil'adli ve'l-ihsâni ve'l-itâdil kurbâ ve yemhâ. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شكر الله adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Fenalığı, azgınlığı ve çekilişe emreder. O düşünüp tutasınız diye böylece öğüt veriyor.
Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalati, hayya alessalah, hayya alelfelahi, hayya alelfelah. Kad kâmetissalatu, kad kâmetissalah. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah. Allahu ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم عليك السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام
على رسولنا صلوات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اغفر أمة محمد، اللهم أصلح أمة محمد، اللهم احفظ أمة محمد، اللهم اجمع أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة.